Bahattin Şençağ da benim adım. 1944 yılında Beykoz'da doğdum. İlk ve orta tahsilimi Beykoz'da tamamladım. Liseyi Beyoğlu Ticaret Lisesi'nde, üniversiteyi Ticari İlimler Akademisi'nde bitirdim. Uzun yıllar çeşitli şirketlerde, özel sektörde, devlette, kendi işimde de olmak üzere birçok işlerde çalıştım. 1960 yılında sosyal sigortalara kaydoldum. 2008 yılında emekli oldum. Yani 48 sene 3 güvenlik kurumuna da prim ödedim. Bir hayli uzun bir çalışma hayatım var. 2008'de emekli oldum. Şimdi emeklilik hayatını sürdürüyorum. Eski bir milli voleybolcuyum ama bu sıralarda tabii sporla uğraşmamız artık bu yaşımızda mümkün olmuyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesiyim. Orada spor faaliyetlerine, etkinliklere katılmakla yetiniyorum şimdilik. Doğduğum mahalle Beykoz. Beykoz'un iki tane mahallesi var. Merkez ve Yalıköy olmak üzere. Ben Beykoz'da doğdum. Ancak hastane doğumluyum. Zeynep Kamil doğumluyum. Ama doğduğumda Mehmet Yavuz Caddesi'nde bir evde oturduğumuzu biliyorum. O ev halen mevcut. Zaman zaman da önünden geçiyorum. Kısa bir süre sonra Yalıköy Mahallesi'ne taşındık. Yalıköy Mahallesi'nde bugün oturduğumuz evin bulunduğu caddede en az 10 evde oturduk. Kiracı olarak. Eskiden böyle çok ev değiştirilirdi. Biz de o modaya uyarak 10-15 evde aynı mahallede oturduk. O dönem çok farklıydı. Bir şeye çağırdılar beni, torunumun bir okulda aktivitesine çağırdılar. Büyük olarak eski günleri anlatır mısınız dediler. Aklıma ilk şey geldi. Çocuklara o dönemde kapıların kilitli olmadığını söyledim. Çocuklar bunu çok enteresan buldular. Gerçekten o dönemde kapılarımız kilitli değildi. Caddenin ortasında biz maç yapardık. Susadıkça eve koşar, kapıyı açar, girer, çıkar, aynen devam ederdik. Hiçbir kapı kilitli değildi. Tabii arsalar vardı, şimdiki gibi değil. Her türlü oyun oynamak mümkündü. Yani güzel bir çocukluğumuz oldu. Bugünün çocukları gibi apartmanda büyümedik. Sokağın her türlü güzelliğinden yararlandık. Tehlikelerini de gördük, öğrendik. O bakımdan mutlu bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, ben Çerkez bir ailenin çocuğuyum. Annem de babam da Çerkez. Babam Kafkasya'dan gelmiş, göçmüş, harpte esir düşüp
İstanbul'da gemiden kaçarak gelmiş bir Çerkez. Annem de Eskişehirli bir Çerkez. Yani ben iki taraflı tam bir Çerkez ailenin çocuğuyum. O zaman tabii komşuluklar da çok farklıydı. Babam şeyse eğitimi çok fazla olmadığı için, burada da kimseyi tanımadığı için, dil de bilmediği için mobilde çalışıyordu. O zaman mobil çok önemli. Türkiye'nin üç tane en büyük fabrikasından üçü de Beykoz'daydı. Biri Mobil, biri Sümerbank, biri Şişecam fabrikası. Aşağı yukarı burada oturan bütün insanlar bu üç fabrikadan, bir de şeyi eklememiz lazım, rakı fabrikasını. Dört fabrikadan birinde çalışırlardı. Evlilik 1973 yılında evlendim. Semtimizde Beykoz'da yazlığa gelen bir ailenin kızı, tanışmamız öyle oldu. Arkadaş çevresinde. Eskiden Beykoz'da yazlığa gelirdi bir sürü insanlar. Onlardan birinin bir ailenin kızıydı. İki tane çocuk sahibi oldum. İki kızım var. 1987 senesinde ayrıldık. Büyük kızım evli. İki tane torunum var ondan. İkisi de basketbolcu şu anda. Tabii onların maçına gitmek, onları seyretmek benim için ayrı bir özellik oluyor. Küçük kızım bekar. Şey hayatımda, böyle sosyal hayatımda. Çok çalışkan bir talebe olduğumu söyleyemem. Hep yeteri kadar çalıştım. Tahsil hayatım boyunca spor bizim için çok önemliydi. Her şeyi ona göre ayarlıyorduk. Top oynamak, top peşinde koşmak bizim için çok önemliydi. Liseye bile öğleden sonra tatil olduğu için ticaret lisesinde gittim. Öğleden sonra boş kalabilmek için. Her şeyi ona göre ayarlıyorduk. Spor bizim için her şeyden daha önemliydi. Aşağı yukarı 55 senelerinde filan zannediyorum. İlk olarak sokak arasında, bu bahsettiğim 15 tane evde oturduğum sokak arasında başladığımı hatırlıyorum. Şu anda aynı mahallede oturduğum için her gün voleybola başladığım caddede yürüyerek geçiyorum. Ondan sonra disiplinsiz bir, kendi aramızda sokak voleybolu olarak başlamış bir şeydi. İki evin arasında ip gererek başlamıştık. Ama ondan sonra tabii Beykoz Kulübü'nde o zaman bu sporların hepsi mevcut idi. Voleybol, basketbol, futbol, yüzme, kürek, bunların hepsi üst düzeyde yapılırdı Beykoz'da. Beykoz Kulübü sayılı kulüplerinden biriydi. Biz de ondan yararlandık. Kulübe girdik. Hem voleybol hem basketbol bizim hayatımızın dönüm noktası oldu. Aşağı yukarı 80 civarında milli takımda oynadım. Basketbolda oynadım. İki dünya şampiyonasına katıldım. İki Avrupa şampiyonasına katıldım. Bir talebe olimpiyatlarına katıldım. Bir hayli voleybolla ilgilendim. Beykoz'da başladık. Ondan sonra askere gidene kadar Beykoz'a devam ettim. Askerliği Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaptım. O zaman Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın takımı çok iddialı bir takımdı. Beni de oraya aldılar. Ve namalüp Ankara ve Türkiye şampiyonu olduk. O zamana kadar Galatasaray Türkiye şampiyonuydu hep. Galatasaray'dan sonra ilk Türkiye şampiyonluğunu alan takımın oyuncusuyum.
Ondan sonra askerlik dönüşü itfaiyeye geldim. O zaman İstanbul'da itfaiye ve elektrik arasında bir rekabet vardı. İki büyük önemli takımı bu iki takımdı. İtfaiye ve elektrik. Ben itfaiyeyi tercih ettim. İtfaiye ile de İstanbul şampiyonu olduk. Hem ikinci kümede hem birinci kümede. Orada devam ettim. Bir ara Maltepe'de de oynadım. Orada bıraktım. İtfaiyede bitirdim yani tekrar voleybol hayatımı. Burada gemiler çarpıştı. Biliyorsunuz çok yoğun bir tanker trafiği var. 60'lı yıllardı zannediyorum. İki tane çok büyük tanker burada çarpıştı bir gece sabaha karşı. Tabii çok büyük bir gürültü ve her taraf ışıl ışıl. Yani inanamazsınız, nereye baksanız gökyüzü kıpkırmızı. Görülmemiş bir şey. Bir daha da görülmez herhalde. Öyle enteresan bir şey. Bu gemi çarpışmasında biz lisedeydik. Liseye gidiyoruz. Gemiler patladı diye ikide bir haber geliyor. Gemiler burada. Bize izin veriyorlar. Beykozlar gitsin diyorlar. Toparlansın diyorlar. Biz anlıyoruz ki gemiler yine patladı. Çıkıyoruz, geliyoruz vapura binip Beykoz'a. Bir seferinde gelirken tabii vapur yok o saatte. Otobüsle geliyorduk. Bizi Çubuklu'da indirdi polis. Yolu kesmiş. Gemiler patlamış, risk var. O sırada burada mobil de var. Çok büyük miktarda yakıt biriktiriliyordu, korunuyordu orada. Diyorum ki bizim evimiz, annemiz, babamız var. Yasak diyor. Şeyin Çubuklu'nun sırtlarından, dağlardan dolaşarak eve geldiğimi hatırlıyorum. Onu da hiç unutmak mümkün değil. Valla şimdi bizim tabii kimseye bir şey tavsiye edecek şeyimiz yok, haddimiz değil ama şunu söyleyebilirim, her şeyin bir bedeli var. Kendilerini yetiştirecekler ve donatacaklar. Başka türlü bir şey olması mümkün değil. Ne iş yaptıkları çok önemli değil. Ben bütün yakınlarıma onu söylüyorum. Ne iş yaptığınız önemli değil. O işi iyi yapmanız önemli. Yani diyecekler ki bu işi en iyi bu yapar. Ne iş yaparsanız yapın, önemli olan bu. Tavsiyem bunların da bir bedeli olduğu ve gençlerin kendini yetiştirmeleri. Yetiştireceksiniz kendiniz. Nerede ne iş yaparsanız yapın. Çalışacaksınız.